Dikkatimi çeken açıklamalardan biri, muhasibinin herkes kendi kabiliyetine göre amel eder, şakilesine göre amel eder ayetindeki şakile kelimesine niyet anlamını verdiğini gördüm. Herkes kendi niyetine göre amel eder, niyeti derecesine göre amel eder. Birazdan ne kadar detaylandırabilirim bilmiyorum ama niyette derecelilik fikri bu dönem metinlerinde sistematize edilmemiş ama zımnen her fırsatta öne çıkarılan bir husus. Yani kişi Allah katındaki derecesi neyse ona göre amel eder. Kişinin Allah katındaki derecesi niyetinin derecesi nispetindedir gibi böyle bir sebep sonuca benzer ama dairevi bir üslupla karşılaşıyoruz. Az önce Nail Hoca konuşurken çeşitli külli kaidelerden bahsetti. Hani dinin esası sayılabilecek unsurlar kabilinden. Bunun bir benzerini muhasibi de görüyoruz. Ameller niyetlere göredir hadisi. Bu ilmin ilkesidir şeklinde bir tasnifte bulunuyor. Üçüncüsü de kişinin kendi nefsine dönük bilgisidir şeklinde bir tasnifi var. Burada kişiyle Allah arasındaki ilmin konusu olarak niyet diye bir içerikle karşılaşıyoruz. Fakat niyet müstakil bir kavram değil hiçbir zaman. Beraberinde genel olarak havatır kavramıyla ifade ettiğimiz pek çok kelimeyi ve yine beraberinde irade, azim, kasıt ve benzeri ortak anlamlı gözüken farklı nüanslar içeren kavramları beraberinde getiriyor. Burada niyetin havatırla irtibatlandırılması aslında eylemin oluşumunda niyetin nerede durduğunu takip edebileceğimiz nokta gibi görünüyor. Fakat teşekkül dönemi tasavvuf metinlerinde havatır enine boyuna ele alınmış bir mesele değildir. Kutul Kulub ve kısmen yani Ebu Talib el-Mekki ve kısmen muhasibi haricinde havatır bir mesele olarak sorulmaz, tahlil edilmez. Yanlışım varsa Hacı Bayram Hoca beni düzeltecek. Havatır konusunun niyetin amele kattığı değer açısından şöyle bir değerlendirilmesi yapıldığıyla da karşılaştım. Yani niyetin fiile dönüşme aşamasında ki durum yani o evre bir niyetin oluşması, uyanması ve o niyetin eyleme dökülmesi arası. Bu dönem metinlerinde özellikle muhasibi ve Ebu Talib el-Mekki'de bu an veya bu ara üzerinde çok duruluyor. Neden? Çünkü muhasebe ve murakabenin adresi o an. O ana dönük faaliyetler. Ve muhasibi fiilin öncesinde niyetin uyanıp eyleme geçilmeyiş, eyleme geçip geçmeme anındaki o durumun muhasebe ve murakabe konu olan ve kişinin Allah nezdindeki durumu açısından en kritik nokta olduğunu vurgular. Burada biz tasavvuf söz konusu olduğunda muhasebe ve murakabeyi çok biliriz ama muhasibeyi gördüğüm kadarıyla tesebbüt ve nazar kelimelerini kullanır ağırlıklı olarak. Ve kişinin o an, niyetin oluşma anıyla eyleme geçme anı arasındaki artık ne diyelim ona, boşlukta diyelim, süre zarfındaki durumunun bu konu açısından hayati bir önem taşıdığını vurgular. Fakat havatır konusu dediğim gibi yani niyetin oluştuktan sonra bir akt yahut itikat ve ısrar merhalesine dönüşmesi açısından değerlendirildiğini görüyorum. Ama şunu tam yapmıyorlar. Yani mesela irade, azim, kasıt ve benzeri kavramlarla yahut daha geriye dönük hem haciz, varid ve benzeri kavramlarla niyeti belli bir çerçeve içerisinde değerlendirmiyorlar. En çok bu gördüğüm araştırdığım metinlerde karşılaştığım örnek aslında temel önceliği yani kişi hangi aşamada hesaba çekilir?
içimizden geçenlerden ötürü hesaba çekilir miyiz? Niyetlerimizden ötürü hesaba çekilir miyiz kaygısıyla bu konuya yöneliyorlar. Ve temel kabul, akt ve israr halini almadıkça niyetlerden ötürü kişinin hesaba çekilmeyeceği. Fakat muhasibi biraz daha ileri gidiyor. Niyetin aslında kalbin amacı demek olduğunu, dolayısıyla belli bir istikrar üzere yer edindikten sonra bir şekilde hesaba çekilmenin söz konusu olacağını vurguluyor. Bu hesaba çekilme kaygısının özellikle Kitab-ı Zühd'lerdeki içerikte çeşitli enstantaneler üzerinden sürekli gündeme getirildiğini görüyoruz. Yani kişinin içinden geçenin aslında onun ahlaki yapısının birebir yansıması olduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla o ahlaki yapının kayıtsız şartsız Allah nezdinde hesap yahut derece olarak karşılık bulacağını kabul ediyorlar. Bu noktada kronolojik olarak konuşmak gerekirse Kitab-ı Zühd'lerde niyet konusu daha ziyade vera ve ihlas ikilemi üzerinden değerlendirilmiş gibi gözüküyor. Yani vera şüphelilerden sakınmak, ihlas tevhid anlamında gibi, yani Kitab-ı Zühd'lerde vurgulandığı şekliyle. Hani riyadan arınmak ama ne açıdan riyadan arınmak? Kulluk açısından ve iman açısından riyadan arınmak. Orada ihlas tevhidin fiili tahakkuku gibi anlaşılıyor. Nitekim sonraki metinlerde ihlasın yer yer cem, yer yer beka, yer yer müşahede gibi kavramlar üzerinden anlamlandırıldığını görüyoruz. Örneğin tasavvuf söz konusu olduğu zaman en çok bilinen ihsan hadisi, Cibril hadisi bu niyette ihlas açısından yorumlandığını görüyoruz bu dönemde. Yani ihsan, müşahede makamı, müşahede yakinle gerçekleşen bir mertebe, yakinin sıhhati ihlasla kaim. Dolayısıyla ihlas ne kadar çoksa müşahede ve hakikatin kişide gerçekleşmesi o kadar mümkün gibi bir silsile vara benziyor. Kitab-ı Zühd'lerdeki bu vera ve ihlas içeriği muhasibide bir kademe daha ileri giderek artık belli bir bilgi sistematiğine dönüşmeye başlıyor. Mesela muhasibi zahiri farzlar olduğu gibi batıni farzlar olduğundan, batıni farzların da kişinin niyetine dair olduğundan söz ediyor. Ve buradan hareketle biz muhasibinin kademe kademe bizi havatır konusunun içine çektiğini görüyoruz. Muhasibiden sonra Hakim Tirmizi'de daha farklı bir açılımla karşılaşıyoruz. Hakim Tirmizi niyetin kalp ameli oluşu konusunu bir kademe daha derinleştiriyor. Ve hepimizin bildiği demeyeyim, hep dersten alışkanlık bu kalıp. Tasavvuf metinleri söz konusu olduğu zaman o kalp, fuat, sadr, lüb gibi kalbin mertebeleri konusu çerçevesinde konuyu yorumluyor. Ve yekten kalbin niyete, nefsin amellere tahsisen yorumlanacağını, bu ikisinin karşılaşma yerinin sadr olduğunu, mücahedenin de burada gerçekleştiğini anlatıyor. Hakim Tirmizi'nin bu ihlas vera ikileminin, yani ikilisi üzerinden anlatılan konuyu nefs, kalp, sadr meselesine çekerek yorumlaması ilginç bir sıçrama. Gördüğüm kadarıyla daha sonraki dönemlerde de çok devam etmemiş bir açılım. Gerçi ben henüz nevadir-i usulü bu gözle tahkik etmedim. Fakat tahmin ediyorum. Nevadir-i usulde ameller niyetlere göredir hadisi yok. Yok, onu biliyorum. Ama şey olarak hani sadır nefs, niyet meselesi var mı diye. Yani, evet. Bir bilgi olarak söyleyeyim istedim. Eyvallah. Yani göze bakmıştım. Tamam. Fakat Hakim de sonraki dönem sufilerinin niyete verecekleri, ne diyelim, velayet açısından verecekleri öneme dair ipuçları var. Hakim Tirmizi bir tür İbn Arabi öncülüğü gibi bir tip. Özellikle üslubu bakımından. Amelin niyete nispetle sonlu ve niyetin amele nispetle sonsuz olduğunu söyleyerek,
Çünkü niyetin Allah'a açıldığını, amellerin en fazla melekler, neydi? Kiramen katibin, yazıcı meleklere açıldığını söylüyor. Arkasından amelin uzuvların, niyetin ise kalplerin Allah'a yönelme alanı olduğunu söylüyor. Daha da arkasından amelin sonuca bağlı olduğunu, niyette sonucun hesaba katılmadığını söylüyor. Arkasından bir amelin kendisinden öteye geçmediğini ama niyetin bütün amelleri kuşatabilecek bir mahiyette olduğunu söylüyor. Arkasından niyetin, amelin karşılığının her halükarda azami karşılığının cennet olduğunu, fakat niyetin karşılığının her halükarda Allah'a yakınlık makamları, yani kurbet meselesi olduğunu söylüyor. Bütün amelleri düzenleyecek bir amel yoktur ama bütün amelleri kuşatacak ve düzenleyecek bir niyet söz konusu edilebilir diyor. Evet. Ve bunu daha sonra Kutul Kulub'da Hakim Tirmizi'nin bıraktığı bu yer, işte Abdallar zümresinin niyetleriyle o mertebeye geldiklerini, işte velilerin çok amelle değil kuşatıcı, muhit niyetle o mertebeye geldiklerini söyleyerek yorumluyorlar. Burada niyetin istikamete dönüşmesi meselesi daha çok, yani kullukta istikamete dönüşmesi meselesinin daha çok ihlas üzerinden tartışıldığını ve yürütüldüğünü görüyoruz. İhlasın tevhid anlamına gelmesinin yanı sıra bu dönem metinlerinde ihlas daha çok kişiyi hem Allah'ın rızasıyla iç içe katan hem de kaygılarını teke indiren, yani bütün hemmini, himmetlerini teke indiren bir ilke olarak sunulduğunu görüyoruz. Ve Kitab-ı Zühd'lerden beri gelen ihlas, niyet ihlastır tanımı her vesileyle tekrarlanıyor. Burada niyetin hep bir ideal üzerinden tanımlandığını görüyoruz. Yani niyet ihlastır dedikleri her yerde az önce Hakim Tirmizi'den aktardığım unsurlarla karşılaşıyoruz. Uzuyor. Ama ben bir iki cümle söyleyip bari bildiğimiz şeylerden hem de konu toplanmış olsun. Hepimizin bildiği bir usulsüzlük usulsüzlüktür veya usulsüzlüğümüzdendir veya tam tersi, neyse. Bu cümlenin amel ve niyet açısından yorumlandığını gördüm ilk defa. Yani daha önce o babı okumuştum ama nasıl okuduysam. Kutul Kulub'un 38. babı, meşhur amel niyetle alakalı olan. Bu yoruma göre usul amelin esası olması sebebiyle niyet, usul ise ihlastır. Dolayısıyla niyetteki samimiyetsizlik, ihlassızlığı veya ihlassızlık veya herhangi amaçların karışıklığı niyette sapmaları beraberinde getirir şeklinde bir yorum yapılmış. Aynı şekilde bu dönem metinlerinde karşılaştığımız bir diğer konu, sürekli sözü niyet söz konusu olduğunda nefsin vesveselerine ve hilelerine getirmeleri. Ve dolayısıyla buna bağlı olarak niyeti bilmek, niyetin kaynağını bilmek diye müstakil bir bilgi alanından sürekli söz etmeleri. Fakat benim görebildiğim kadarıyla niyeti bilenler kimdir, nasıl bilirler gibi bir problematik yok. İbn Arabi de var. Mesela Kutul Kulub'da özellikle niyetin ihlasa yaklaştıkça amele değer katması ilmi batına ait bir sırdır. Bunu ehli bilir deyip kapatıyor konuyu. Veyahut da diyor ki niyetin amele değer katması aslında hükümleri değiştirmesindendir. Ama hükümleri nasıl değiştirdiğinin bilgisi ilmi batına mahsus bir inceliktir deyip konuyu kapatıyor. Bu hükümlerin değiştirilmesi veya niyetin kalp ameli oluşu vurgusu fıkhi metinlerle benzeşiyor. Yani yeterince bu hükümlerin değiştirilmesine burada örnekler verildi. Fakat ihlas konusu devreye girdiği zaman sufiler sürekli konuyu dolaylı olarak haller ve makamlarla irtibatlandırıyorlar. Bu bakımdan niyet
aslında haller ve makamlara nispetle biraz arızi bir nitelik kazanıyor amele değer katma bakımından. Onun için her makamın, burada örneğini aktarmıştım, hatre, himmet, fikir, niyet, azim, kast ve hareketle ilişkili olduğunu söyleyerek niyeti haller ve makamlar açısından ikincil bir unsura dönüştürüyorlar. Dolayısıyla burada tasavvufun özellikle seyri sülük sistemi açısından, terbiye sistemi açısından haller ve makamlar öncelikli bir dil geliştirmeye çalıştığını, bunun için biz bu metinlerde çoğunlukla niyet ve amel veya niyetin amele değer katması konusunun müstakillen tartışılmadığını görüyoruz. Konunun sürekli ilmi batınla irtibatlandırılması veyahut da niyet bilgisinin öncelikli bir mesele olduğunu vurgulanması da bununla alakalı. Hatta yanılıyorsam düzeltirsin. Dördüncü asırda özellikle, yani Cüneyt döneminde tasavvufun bir dönem ilmi havatır veya ilmul kulub şeklinde nitelenmesi söz konusu. Bir örneğini mesela Maverdi'nin tefsirinde görmüştüm. Ashab-ı havatır diyor sufileri kastederken. Bu ashab-ı havatır veya ilmi havatır vurgusu daha çok haller ve makamlar üzerinden bu ameli oluşturan veya niyeti dönüştüren unsurları yorumladıkları için gibi gözüktü bana. Ve Kutul Kulub'un didaktik içeriğini dikkate almazsak hemen hemen bu dönemde yazılmış metinlerin hiçbirinde müstakil bir niyet başlığının olmaması da biraz konunun bu seyri sülük mertebeleri üzerinden anlamlandırıldığıyla ilgili gözüktü. Son olarak bu adet ibadet meselesi hakkında bu dönem metinlerinde sadece Hucuri'de bu vurgunun çok olduğunu gördüm. Hucuri beklediğimin aksine hocam niyet konusuna fazla girmedi. Eğer girseydi yorum kabiliyetimizi çoğaltacaktı. Sadece bir yerde bir tavrın, bir davranışın, bir fiilin neyse nefsin adeti haline gelmesinin o fiil ne olursa olsun kişiye hicap olacağı. Bunun için Peygamberimizin kesintisiz oruç tutmayı haram kıldığı, çünkü kesintisiz oruç tutmanın bir noktadan sonra nefsin adetine dönüşeceği. Sahm-ı Davud mudur? Sahm-ı Visal. Sahm-ı Visal'i tavsiye ettiğini vurguluyor. Ve tersiydi. Sahm-ı Davud, Sahm-ı Visal şu an aklıma gelmedi. İbadetlerin de eğer ihlas duyarlılığı yoksa bir noktadan sonra adete dönüşeceği vurgusu sufilerde mevcut. Ve dolayısıyla niyetin sırf ibadet, yani zaten ibadet adet değil, müstakil bir fiil, bu anlaşılıyor cümlesi, sufiler açısından yetersiz kabul edilmiş. İbadetin de özellikle ihlas ve murakabe ve muhasebe yoksa yahut havatıra dair bir bilgi yoksa başlı başına niyetle kurtulmadığını, adetten, adetler arasında bir adet sayılabileceği gibi bir vurgu var. Bu o dönem fıkıh ve ahlak metinlerinden tasavvufu keskin bir biçimde ayrıştıran unsurlardan biri gibi gözüktü bana. Az önce haller ve makamlara nispetle niyet konusunun ikincil gözüktüğünü söylemiştim. Bunu şöyle ifade edebilir miyim bilmiyorum. Ahlaki değerin, değere nispetle niyet onun altında bir kavram. Yani ahlakın öncesinde durmuyor gibi gözüktü bu metinlerde. Ahlak önde, yani haller ve makamlar, özellikle ben makamlar de onu soracağım, ön planda. Bunu nasıl açıklarız diye. Yani üst ahlaki değerler, üst kavram, niyet, azim, irade, kast vesaire onun altında geliyor. Bunu şeyde görüyoruz. Menazil-i Sair'inde bu zımnen var ama menazil şerhlerinde o var hocam sonraki dönemlerde. Yani her kavramın, işte bu az önce okuduğum hatre, himmet, fikir, niyet, azim, kast, iradede karşılığı olacağı. Fakat bunu söyleyebilmekle birlikte şu da var. Niyet sadece ameli belirleyen bir şey değil, aynı zamanda başlı başına da bir amel. Kutul Kulub'da bu vurgu çok ileri seviyede. Yani niyet başlı başına bir amel. Ayrıca her bir amelde ne kadar yön varsa o kadar niyet vardır. Ve bir ameli tam kılan şey, amelin bütün yönlerine
Yani sirayet edecek niyet etmek veya her yönü için ayrı ayrı niyet etmek. Amel bir tane olabilir, niyet bin tane olabilir. Çünkü ihlası amaç edindikten sonra alan sınırsızlaşıyor. Bu vurgu çok baskın. Özellikle Kutul Kulub'da, İhya'da da nispeten müminin niyeti amelinden hayırlıdır da bu vurgu var. Ama İhya'da detaylandırmıyor. Özetliyor hatırladığım kadarıyla. Diğer eserlerim şu an hatırlamıyorum. Gazali'nin. Yani şöyle özetlersem, bir, ihlasın tevhid anlamını cem ve cem-i himmet yönü açısından yorumlamalarıyla bu dönem metinleri niyete farklı bir boyut kazandırıyorlar. Niyetin kalbe, amelin nefse ve uzuvlara tahsisiyle konuya farklı bir boyut kazandırıyorlar. Niyetin müstakil bir amel olup bir amelin sayısız cihet taşıması sebebiyle sayısız niyet sebebi olabileceğini vurgulamalarıyla farklı bir boyut kazandırıyorlar. Ve ahlaki değerin üst, niyet, azim, irade, kast vesairenin daha altta, ikinci planda olduğunu bize hissettirerek yeni bir boyut kazandırıyorlar. Bunun dışında hatırlarsam söylerim hocam. İşte evet. Kağıtta var. Şimdi kağıda okumayayım. Sıkıcı olmasın. Ben evet. Bu kadar bitireyim. Biraz kafam dağınık. Kusura bakmayın. Yok, zaten anlattığın temel özeti oydu. Tamam. Teşekkür ederiz Elin hocamıza. Peki şöyle bir hatırlatma yapmakta fayda var. Bu erken dönem tasavvufunda neyi çalışsak çok zor yani. Çünkü metinler çok sistematiklikten uzak. Veriler çok parçalı yani. Ve bir de mesela niyet konusu Nedim abim söyledi gibi yok görünüyor yani. Sanki hani ayrı başlık tahsis edilmeyin diye yok gibi oluyor. Şimdi inşallah hani katkılarınızla konuyu daha da genişletiriz. O yüzden niyet konusunu bilhassa tasavvuf, erken dönem tasavvuf metinlerinde işlenmesi, niyet terminolojisinin olabildiğince genişletilmesiyle mümkün oluyor. Yani ihlas, sıdk, muhasebe, murakabe, yakin, itminan, bunların hepsi niyetin çeşitli aşamaları veya durumlarını ilgilendiren kavramlar ve pek çoğu da niyet eğitimiyle ilgili. Niyeti nasıl bilebiliriz, nasıl ona yön verebiliriz veya bununla ilgili kavramlar. O yüzden niyet konusu yok gibi görünüyor değil de tamamen niyet konusunu işliyorlar gibi görünüyor bana. Yani ben öyle görüyorum. Şimdi eğer sorularınız, katkılarınız varsa alalım. Her zamanki gibi. Hocam sizden başlayalım. Ben bir de şeyi söyleyeyim. Yani. Evet. Madem şimdi hatırladım. Muhasibide bu mesele özellikle var. Bunu problematize ediyorum. Yani aynı ameli işleyenler birbirlerinden nasıl farklılaşırlar? Bu soruyu soruyor. Ve amellerin aynılığına rağmen farklılığın niyetteki bu farklılığın kaynağının da sıdk, vera ve ihlastan geçtiğini ve sıdk ve vera ve ihlasın da niyet karşısında nefsin vesveselerine karşı galip gelmesinin de akıl ve marifet üzerinden gerçekleştiğini, dolayısıyla ihlas, sıdk ve veraya ilaveten aklı kamil diye bir kavram şerhül marifede öne çıkarıyor ve bu aklı kamilin niyetin tanınmasında ve genel olarak bütün kalp amellerinin tanınması ve yerli yerine konulmasında merkezde. Yani aslında söylüyor. Son kertede söylenen şey başta da ifade edilmiş oluyor. Evet. Aklı kamil hakikatimizin kalbi diyor. Tabii. Ya şey hakim zaten herhalde akıl demek istiyor. Evet. Herhalde. Evet. Hocam ben tasavvufa bile bir bağlantısı olmayacak sanırım ama az önce bir terim kullandım. Dediniz ki ibadetlerin adetleşmesini engeller niyet. Yani her namaza başladığımızda niyetin mesela söylenme zorunluluğu onu adet olmaktan çıkartıp tazeliyor. Peki niyetin adetleşmesini tartıştığımızda özellikle namaz kılarken az önce aklıma geldi. Kullandığım cümleleri mesela tekrar söyleme gereği duydum. Ne söylüyorduk biz?
dediğim veya o sıralama neydi ya da nasıldı? Hı-hı. O artık adetleşmiş. Hı-hı. Evet, ben namaza niye... O sonra sorguladım. Ben gerçekten namaza niyet ediyor muyum? Yani niyetin adetleşmesi söz konusu mudur? Buna nasıl bir çözüm bulacağız? Çalıştığı vermeye başladı. Bu her amele niyet gerekir mi? Az önceki tebliğ, hocalarımızın tebliğlerinde de geçti. Bu konu muhasibi ve Mekki'de tartışılır. Ve mübahlarda niyet gerekmediği fıkhi ilkesi söylenmekle beraber her amelde niyet etmenin, mübahlarda dahi niyet etmenin önemli olduğuna dair imalar Kutul Kulüp'te mevcut. Burada yani adetten kasıtları bir şeyin artık nefsin ana niteliklerini aşmaya hizmet etmez hale gelişi. Yani bunu nasıl ifade edebiliriz bilmiyorum da bunu vurguluyorlar. Yani nefsin ya veya tab'ın hazzı Hakk'a hicaptır gibi bir cümlesi var şeyin, Mucburi'nin. Bu nasıl aşılır cümlesi artık orada bize sundukları adres, bu dönem metinlerinin muhasebe ve murakabe duyarlılığı. Kutul Kulüp'te buna ilaveten çeşitli evratların da buna katkı yaptı. Yani havatırın, hatta orada biraz da söz oyunu da var. Hani varidat, kalbe gelen fikirler, virtler de zaten gelenler demek. Yani virtler yoluyla varidatı düzenlemek gibi bir fikir. Yani eğitim açısından, tasavvufi eğitim açısından bu var. Daha sonraki tarikat terbiyesinde o çeşitli zikir veya çeşitli teorik veya pratik unsurlarla aşılmaya çalışılmıştı. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur hocam. Şimdi zannediyorum yani niyetin iki şeyini birbirine ayrıştırmak gerekiyor, iki yönünü. Birincisi tek bir, yani tikel bir eylem olarak niyet. Tikel bir eylem olarak niyet, fiilin yalnızca bir ucunda bulunuyor. Yani fiile başlarken onun başında bulunan bir diyelim ki yöneliş hali, iradenin bir anlamı. Şimdi biz bu iradenin anlamını fiilin, yani bu anlamıyla niyeti fiilin tamamında koruyamayabiliriz. Yani fiilin ortasında o niyet bozulabilir, kaybolabilir. Tamamen unutabilir insan. Yani o fiilde olduğunu dahi unutabilir. Baştaki maksadı unutabilir. Haller ve makamlar meselesine gelince niyetin ikinci bir duruma düşmesinin de muhtemelen sebebi bu. Yani niyetin muhasebenin bazı sözlerinde görülen kısmı aslında marifet, genel olarak marifet ve ahlakı tanımlayan hali. Yani külli olan niyete, cüz'i olan amele tekabül eder diyoruz ya bazen, hani o tümel tikel ilişkisinde. Orada niyet çok genel anlamıyla bir şeyin, bir fiilin yapılmasında aklın ve kalbin umumi hali anlamına geliyor. Aklın ve kalbin, bunun içine marifet giriyor. O marifeti taşıyan haller giriyor. O zaman gerçekten fiilin ucunda ya da baş tarafında bulunan bir unsur olarak niyet ikincileşiyor, önemsizleşiyor. Aslında fiile değer katan şey değil, fiile yalnızca teşebbüste atlanması gereken bir adım oluyor. Fiilin ahlaki değeri bu niyetten değil, genel olan, külli olan o halden ve marifetten geliyor. Benim okumalarımdan çıkardığım sonuç o. Yani oradan geçmek gerekiyor ama o belirleyici değil. Niyetin değişmesi meselesi, hani baştaki niyetin ortada değişmesi meselesi, Kutul Kulüp'te çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor ama bir mesele olarak değil. Sadece baştaki, yani baştaki niyetteki noksanlık sonradan ihlas veya samimiyet sebebiyle tamamlanacağı veya baştaki tamlığın sonradan çeşitli unsurlarla savrulsa da, inip çıksa da, değişse de, dönüşse de maksadını bulacağı, orada da Allah'ın inayetinin devreye girdi vesaire şeklinde. Bu bağlamda unutma hocam, niyetin değişmesi konusunda Kutul Kulüp'te bir vurgu var. Eskiler ilim öğrendikleri gibi niyeti öğrenmek için gayret ederlerdi. Çünkü niyetin değişmesinin bilgisine sahip olmadığınız zaman maksada ulaşamazsınız tarzında bir tasavvufi vurgu da var. Hocam, haller ve makamlardaki kısımda niyet ikincileştiği dediğinizde
oraya hakim olan unsur niyet değil de oradaki hal ve makam mı oluyor? Tabii tabii, marifet, hal ve makam oluyor. Şimdi diyelim ki namaza duracak, arkadaş namazdan örnek ver, evet, onu çoğaltıp geliştirebiliriz. Namaza duracak. Niyet tikel olarak sadece namaza dururken fiile mukarne olan o biraz önce Nail Hoca'nın anlattığı şey, fiile mukarne olan namazı da Allah'a ekber deyip duracaksın. Yani niyet ettim Allah rızası için. İkindi namazın farzını kıl. Şimdi bu çok tikel bir şey. Ama namazın tamamında insanın ihlasını, verasını, küsumu, her nefsini, yani o yönelişi belirleyen şey kişinin genel olarak marifet hali. Hal burada ikincil aslında. Yani İbn Arabi'ye gelsek hal de ikincil olacak. Muhtemelen hali de içerecek şekilde marifet kavramı öyle çıkacak. Çünkü marifet ruhun temellük ettiği şeylerin tamamını ifade eden bir kavrama dönüşüyor. Hüküm değişmesi bu ne? Bu demek. Yani hüküm orada nasıl değişiyor? Şöyle. Hali mi? Tabii tabii, artık yani namazın değerini belirleyen basitçe senin namaza başlarken yaptığın niyet değil. Bütün olarak namazın Allah'a bağlanmasında vesile olan ruhun oluyor. Peki yani burada biraz önce ezanla konuştuk. Yani sunumdan da özellikle anladığımız genel olarak niyetin klasiklerde bu ilk dönemde sanki bir tür yani sizin söylediğiniz diğer bir amele niyet bir başlangıç noktası değil de o fiilin, o eylemin her aşamasında sahip olunması gereken bir bilinçlilik ve şu hali iş gibi göründü. Dedim ya, muhasibiyle aktardıkları Nedim Hoca'nın hem tikelleri hem de tümelleri ifade edecek şekilde çeşitlilik arz ediyor. Yani mesela diyor ki bir yerde niyet tümele, amel tikele tekabül eder. Burada niyet marifetle ilişkili bir kavram. Daha külli bir kavram. Yani bir yerde geliyor, daha cüz'i o andan bahsediyor. Peki hocam, bu aşamada şöyle bir şey ortaya çıkmıyor mu? Niyet kalbin ameli olmuyor. İlk etapta niyet dilin ameli. Sonrasında ruhaya kalbe işlerse kalbin ameli oluyor. Değil yani, niyet ettim diye ben söylediğime bakma ya. Aklına gelmeyebilir. Yani aklından geçirip durabilirsin namazı. Nail Hoca bir şey yapsın. Ben de, çok gasp ediyorum. Bir de selamımızı mekruh bile gönderdi. Şimdi hocam, bu karafide sonlara doğru bir başlık var. Niyetin kısımları diye. Orada iki ayrı fiili niyet, bir de hükmî niyet. Bunu da daha sonra kurulukta başlıklandırmış. El-Fat beyler meali el-feriyle el-meali el-niyet diye. Fiile dedi, işte bizim anladığımız niyet. Yani başlarken bir eyleme, ibadete başlarken gösterdiğimiz irade hali. O davranışı işte adetten ibadet olmaya doğru çeviriyor ve ona hükmünü veriyor. Peki namaza başladık. Namaz sırasında o başta gösterdiğimiz irade ortadan kalktı. Yani namazın biz başından sonuna kadar o niyet halini muhafaza edemiyoruz. Peki bu takdirde bu niyetimiz geçersiz hale mi gelecek? Hayır. İşte burada da hükmî anlamlar devreye giriyor. Yani hükmî anlam, el-maniye, hükmîye dediği aslında olmayan fakat Allah Teala tarafından var sayılan anlamlar. Bunu da iman örneği üzerinden anlatıyor. Yani kişi bir kez iman ettiği zaman bunun münafisi olan küfre düşmedikçe onun imanı Allah tarafından kabul edilir. İman, yani her sürekli böyle o iman halini bir bilinç hali, irade hali olarak sürdürmese de küfre düşmediği sürece o anlam, yani fiili olarak yok olmakla birlikte hükmen varlığını sürdürür. Bunu İbn-i Hüceyim de niyetin beka itibariyle varlığı diye o şekilde kavramlaştırıyor. Mesela böyle bir de şey soracağım. Bu İbn-i Hüceyim'in Eşbahan'da şöyle bir sıralama yapıyor. Yani bir fiile yönelen iradeyi aşamalandırıyor. Haciz, hatır, hadis-i nefs, o herhalde sizde geçmedi. Hadis-i nefs, hem ve azim. İlk üçünde herhangi bir sorumluluk, hüküm yok. Haciz, hatır, hadis-i nefs. Bunu belki Nedim Hoca biraz daha açar. İlk üçünde herhangi bir hüküm, herhangi bir sorumluluk yok. Hem ve azimde sorumluluk başlıyor. Hem de eğer Efendimizin hani hadisinde geçtiği gibi men hemme bi hasenetin şey veya men hemme bi seyyiyetin, eğer kötülük, yani Allah'ın rızasına aykırı bir şeyi hem olarak içimizden geçirirsek fakat fiiliyatı dökmezsek yine bir sorumluluk yok. Hem aslında tam olarak davranmak demek ha. Yani şöyle, yapmadan davranmak var ya Türkçe'de. Yani davrandı ama evet, yani kalkışmak ama yapamamak, yani de yapmamak. İyiliğe yönelik olursa bu cevap kazandırıyor. Kötülüğe yönelik olursa herhangi bir mesuliyet olmuyor. Ama azim artık herhalde
bu tasnife göre yani niyetin öncesindeki son durabilir. Yani niyetle ameli mukayene görecek olursak azim niyetten önceki o iradenin teşekkülündeki son durak. Ama ben şunu esas sormak istiyorum. Yani hani her kişinin fiilleri genel anlamda hali onun niyetini belirliyor, niyet daha sonra onunla alakalı belirliyor. Peki bu döngüyü nasıl sufiler izah ediyorlar? Yani hem niyetler işte bu şekilde hadisten, hatırdan kaynaklanacaksa o zaman bir fert olarak, yani iradesi olan bir fert olarak insan konumu nedir? Soruyu abi sen soruyu aklında tut. Tamam. Ya şu tam bahsettiği mesela hazır zihinler ısınmışken yani ben bu şeyde bir şey görmüştüm. Şimdi tasavvufun biri diyor ki ben diyor işte senelerdir namazı işte ihlas sakınmadığımı fark ettim. Ben bunu söylediğimde hani 47 yaşında bir 47 yaşını çok gibi anlatma ya. 70-80 yaşında ayıp bir yani, o dönemde ortalama bir süresi bir sağlık için. Yani Arap deli yani. Bu hani bahsettiğin İbn-i Müceyn falan filan. Belki onlardan da habersiz yazık. Bütün namazlarını kaza etmiş. Yani bu yükümlü olduğu yaştan itibaren. Şimdi bu vakada gerçekleşti mi? Bilmiyorum yani. Belki yani o klasik tasavvuf metinlerinin meykıbı aktarın gayelerine muvaffak olarak belki üretilmiş de olabilir. Orada o hikayenin geçmesi çok önemli. Şimdi çok önemli bir problem görülüyor. Yani biraz konuyu İslam ilim tartışmalarına bağlayarak söyleyeceğim. Şimdi şeriat, hakikat, şeriat, tartışma, konuştuğun şeylerin hepsi var. Şimdi fıkıhta yaptığımız eylemin biçimsel olarak tamamlanmasını biz yeterli görüyoruz. Yani mesela bir fakih eylem biçim yani mesela bir namaz biçimsel olarak tamamlandığında bu namazın mesela farziyeti düştü, yani geçerli, kazandı der demek zorunda. Çünkü içerisindeki niyeti tespit edilebileceği bir şey yok. Ama işte niyevi anlamda farziyeti yani, şey, ama yani. Allah'ın kabulünü izah etmiyor. Hatta tamam. Allah onu kabul etse dahi sevap. Tamam anladım. Yani, güzel. Ama şimdi tasavvuflar diyor ki işte biz bu niyeti kontrol edebiliriz ve tespit edebiliriz. Yani o zaman yani bırakın bütün ibadetleri şimdi ihlas benim erken dönem tasavvuf metinlerinden biraz yani anladığım çabakayla ihlas sanki böyle ibadetlerimizdeki niyetin doğruluğu veya bir şeye teksif edilmesi özneye hakka sıdık da davranışlarımızdaki doğruluğu doğru yani ya, tasavvuf doğru. Şöyle diyor yani o zaman namazdaki şartlara kulak kesildiğin kadar kalbinden geçen fikirlere kulak kesilirsen aslında niyet hakkında bilgiyi de takip edebilirsin. Evet. Bu muhasibenin de ana fikridir. Evet yani tesebbüt ve nazar. Evet yani esas şey bu yani. Ama sonradan ilmi batın işi daha başka yere çekiyor. Evet. Evet. Yani konunun çok yani niyetten tutup bir şeye çekebiliriz. Hı hı. Ben çalışınca konuşmak da istiyorum ama senin şeyin de olmuyor. Konuşma. Bu tümelden tekine geçişi sordu ya. Nail hocam. Evet. Yani, dedim hocaya sordu. Niyet, ahlak, ahlak, niyet döngüsü. Evet. Onun şimdi Nedim abi de sunumunu yaparken daha doğrusu yani baştan beri İbn Arabi de gerçek yani bunların hepsinin cevabı değil. Biraz mikrofonu yaklaştır istersen duyulmuyor zannederim. Bu baştan beri yapılan sunumlardaki bazı soruların cevabı ya da karşılıkları İbn Arabi ile var gibi gözüküyor. Veyahut da onda da aynı sorular var. Onlardan önce de olması lazım ya. 600 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yarın da gelelim diye söylüyorum. Evet. Yarın geleceğiz Hacı Bayram. Ben şimdi yani biliyorsan söyle yani. Hani İbn Arabi'ye kadar bekletmiyor musun? Yok yani direkt bunun cevabını vermeyeceğim. Ben Nedim abiye şey yaparsam. Nedim hoca versin o zaman. Niyet ve ahlak arasındaki ilişki şöyle herhalde sufiler görüyor. Allah'a yaklaşma amacı taşımadığı fiiller de İbn Arabi'nin tabiriyle gerçeğe tekabül ediyorsa veyahut da iyi amellerse dini bakımdan değerli hale geliyor. Bunu Konevi'de bir kaydını gördüm. Konevi de diyor ki tamam değerli ama bu değer dünyada geçerli. Ahirette bunun bir karşılığı yok. Evet. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bu öylesine zor bir soru ki aslında. Yani tümelden tikele geçiş.
Aslında bu Parmenides'in hareketin imkansızlığı teorisini çözmek kadar zor. Şimdi diyor ya Parmenides hareket yoktur. Ondan sonra Nazlam geliyor diyor ki tafra vardır. Değil mi? Sıçrama vardır. Ve sıçrama aklen izah edilemiyor. Yani Parmenides'in söylediği ne kadar gayrimakulse, sağduyuya aykırı olması anlamında Nazlam'ın söylediği öyle gözüküyor. Ama fiili durum da böyledir. Yani hareketin var olduğunu kabul ederek yaşıyoruz. Tümelden fikire geçme meselesi de biraz böyle zor bir soru. Yani gerçekten biz tek tek hareketlerden nasıl sıçrama yapıyoruz? Çünkü olay derinleştiği zaman aslında bizim tümele geçireceğini düşündüğümüz tek tek hareketler bir engele dönüşüyor. Mesela Yunus'ta bu tevkle ilgili gümarıyan yağmaya vermek şiiri vardır. Hatırlarsınız onu. Mesela diyor ki züht ile çok istedik, hiç müyesser olmadı. Terk ediben küllisin gümarı yağmaya verdik. Eylem için, güman zan demek. Eylem yani bir noktaya ulaşmak için yapılan eylemin zan olduğunu düşünüyor. Yani aslında ibadet bir zandır diyor. Sen ibadetle bir noktaya, ibadet derken tanımlanmış ibadet, hocamın söylediği anlamda, geniş anlamda kulluk değil. Bir noktaya varmak için tek tek fiilleri düzeltmekle uğraşmanın aslında kişiyi tam da o zanda bıraktığı üzerine duruyor. Yani şey, benim metinlere baktığım zaman vardığım netice şu oldu. Yani bu benim de zihnimde bir problem çünkü. Aslında tümele sıçramayı garanti eden şeyler varsa böyle bir tümellik ya da genellik diyelim varsa böyle bir şey. Tek tek eylemlerin kendisi değil. Yani bir eylem seni bir noktaya taşıyor değil. Eylemlerle birlikte gerçekleşen saflaşma hali. Yani bir tür tasavvuf hali. Bu nedenle murakabe, muhasebe bunlar tekil durumlar değildir. Mesela murakabe ve muhasebe söz gelimi zikir çekmek gibi değil. Eğer zikir çekmeyi bir eylem olarak alıyorsak. Yahut namaz kılmak gibi değil. Bir bütün olarak insanın kendisi üzerine tefekkür etmesi demek. Yani bir eylem değil, hayatın tamamında gerçekleşen eylemlere sirayet edebilecek bir zihinsel aydınlık hali. Entelektüel bir niyetin, aydınlık. Niyetin sonsuzluğu. Gibi. Evet, niyetin sonsuzluğu. Ben de aklıma o geldi. Yani orayla ilişkili bir durum. Biraz altıma geldi ama bir ilişki kurursanız memnun olurum. Şimdi bir hadis diye rivayet ediyorlar. Hayat hadistir yani. Yalan söyleyecek kalbi. El-Müslimu yezbahu alesbillahi. Semma evle müsemme. Müslüman Allah adına boğazlar. Evet. Besmele çeksin. Çeksin. Küllülük de cüncülük değil de ben bunu bu evet hocam tam işte söylediğimiz böyle bir şey. Şimdi o hallerde en son dedi ya tek tek niyetler önemli olmakta yani niyet artık önemsizleşti hal önemli oldu dedi ya dedi hocam. Tam bununla ilgili. Şimdi Müslümanın içine bulunduğu bir hal ya da marifet diyelim. Bütün fiillerini kuşatan ve herhangi birisine çıkarılması mümkün olmayan bir şey. Bu durumda gerçekten ister yani lafzen besmele ister onun da aklına gelsin gelmesin. Hakikaten oluyor yani besmele ile yapmış oluyor çünkü fiile anlam katan ruhun kendisi veya zihnin kendisi. Hocam biz çok uzatmayalım. Evet. Hocam iyi oluyor. Ben de öyle diyorum. Var mı? Yani, buyurun. Bitireyim mi yoksa söyleyeceğim bitir, 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 bitir. Var onun mikrofonu var. Tamam. Sen söyle. Ömer Hocam'ın söylediği meseleler Hakim Tirmizi tarafından çok hacimli metinler şeklinde değil, kısmi paragraflar şeklinde değinilmiş meseleler. Ve özellikle niyet söz konusu olduğu zaman sürekli akıl ve marifeti öne çıkarması ve kalbin tasfiyesi yani arınması nispetinde ve ilgili mertebeler boyunca Rabbe yönelmekten kesintiye uğramaması nispetinde niyet vardır gibi bir cümlesi aslında o tümel. Evet. Yani hayat boyu sonsuz haller ve makamları ifade sadedinde kullanılıyor. Nail Hoca'nın dediği bu hem aciz, şey haciz, hadis, nefs, hatır sıralaması. Haciz ile başlayan sıralama şu an yanlış hatırlamıyorsam Kuşeyri'de daha farklı olarak var ama hacisin yekten hani tasavvuf-ı silahı olarak gördüğüm hali daha çok İbn Arabi'dedir. Hadis-ün nefs zannederim. Tirmizi'de var. Hadis-ün nefs tasavvuf-ı silahı olarak yok da yani kişinin namazda iç sesini durduramaması evet. Dolayısıyla Allah'a teveccühün noksanlı anlamında var. Hadis-ün nefs. Sesle niyeti ayırıyor da.
Evet. İç sesle ayırıyor, birlikte ayırıyor. Tabi ayırıyor ve hadis-i nefs biraz şey bir şey. Küçümsenen bir şey yani. Evet. Kulluk açısından. Vesveseye yakın anlamda düşünülüyor. Haciz. Haciz. İbn Arabi de bir ilk tasavvuflar. İlk sufilerde de var. Düşen şey olarak. Sehle atfedilir. Evet. Sehl, nakul hatır diyor. İbn Arabi de onu haciz ve nakul hatır aynı şeydir diyor. Yani Allah'ın kulun kalbine fiili ilk attığı an. Onda yanlış yok. Yok. Onu vurguluyorlar. Orada başlıyor. Sufiler özel zaten. Onda hata yoktur cümlesi. İşi değiştiriyor. Kavramlar genel ama. Mesela diyelim ki bu ibadetle ilgili düşünülebileceği gibi diğerleri de düşünülebilir. Tabii ki. Yani kavram öyle genleşte bir taraf var. Bu, mesela diyelim adam öldürmenin de haciz olur. Karafi demiş ya hani haciz, haciz, hatır ve hadis-i nefs de sorumluluk yoktur. Diyor ya. İlk üçünde yok. İbn Arabi diyor ki tabii ki sorumluluk yok çünkü bunlar ilahi kaynak diyor yani. Ya aslında sorumluluk yok sözü çok doğru olmayabilir ha. Yani genel akta yani bir fakih bunu söyler de İbn Arabi'nin başka cümleleri de olması lazım. Sebebi şu. Bu konuyla ilgili sorumluluk ayet rivayetlere göre ashaba ağır geldiği için kaldırıldı. Ya bu bir ruhsat, azimet değil. Aklınızdan geçen yani evet yani ister aklınızdan geçenleri ifade edin, ister etmeyin hepsinin sorumlusunuz denildi. Amenna Resulü'nden bir önceki ayette. Bunun üzerine ashaba ağır geldi. Sonra la yukellifullahu neydi? Nefse illa usaha yani ancak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Unuttum şimdi o tam o ayet olmayabilir. Yaptıklarınızdan sorumlusunuz gibi bir mana çıkarıldı ayetten. Şey düştü. Eğer sorumluluk olmasaydı bak şimdi Tirmizi hadis-i nefsi tartışırken diyor ki nafile ne zaman başlar? Aslında o bağlamda tartışıyor. Evet, orada tartışıyor. Nafile ne zaman başlar? Nafile namazdaki hadis-i nefs bittiği zaman başlar diyor. Evet. Yani bir kimse diyor teheccüde kalksın sabaha kadar bir şey elde edemez bundan diyor. Ne zamana kadar? Farz namazlardaki hadis-i nefsten kurtuluncaya kadar. O zaman diyor gerçekte nevafil, kurbu nevafil denen şey başlar. Sorumluluk olmasa bunun bir bedeli de olmaz. Bedeli var bunun. Yani kişiyi engelleyici haktan uzaklaştırıcı bir tarafı var. Ha, şeriatın genelinde bir merhamet dairesi içinde bulunuyor olabilir. Yani şeriattaki merhamet dairesi ile hakka yaklaşmadaki rahmet dairesi örtüşmez birbirine. Arada umum husus ilişkisi vardır. Evet. Yani öyle gözüküyor açıklamalarından yani. O Hakim Tirmizi'nin en büyük nafile ihlastır veya samimiyettir evet. Demesi de bununla alakalı hocam. O konu bağlamında. Aynen orada bu bağlamda söylemişsin. Aynı pasajda da yakın pasajda da söylüyor. Menazilül Kurbe Risalesi. Evet. Meşhur. Ben hani kitabı unuttum da yani aynı yerlerde anlatıyor. Bitireyim değil mi? Tamam zaten sonuçta oldu. Eğer başka bir soru katkı yoksa. Konuştukça düşünmem gerektiğini anlıyorum ben bu konuyu. Yazdıkça daha çok düşünmem gerektiğini anlıyorum. Biz tasavvufta tasavvuf kitaplarını bu gözle okumayı adet edinmemişizdir. Yani bizim için tasavvuf metinleri ya ansiklopedik bir arka plandır ya da belli başlı kabuller vardır. O kabullerin yeniden üretilme alanıdır. Belli bir soru çerçevesinde özellikle de insanı çok merkezden ilgilendiren bir soru çerçevesinde hele ki felsefi olarak formüle edilmiş belli bir dizi problematik çerçevesinde tasavvuf metinlerini, özellikle de teşekkül dönemi tasavvuf metinlerini pek okumamışızdır. Umarım kendi yaptığım bu ilk denemede asgari bir sonuca ulaşmışımdır diyeyim. Konuyu kapatayım. Teşekkür ederim. Zaten süremiz de tam bitti. İsterseniz bir 5 dakika dinlenme diğer sunuma geçebiliriz. Bir sonraki sunumda Muhammed Muti Gündüz arkadaşımız, Marmara Üniversitesi'nde doktor öğrencisi hali hazırda. Gazali'nin niyet anlayışını çalışıyor. Doktora tezi olarak. Bu konuyla ilgili sunumunu yapacak. Buyurun hocam isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Ara yok. Ben ise daha önceki sunumlardan farklı olarak bir müellifin görüşleri etrafında niyeti ahlak bağlamında ele alacağım. Aslında benim doktora tezim din eğitimi bağlamında niyet kavramını ele almıştım. Bu sunumda ise kişinin yaptığı eylemleri ahlaki açıdan o yaptığı eylemlerin sorumluluğunu üstlenmesi
bağlamında konuyu sunacağım. Müsaadeniz olursa metni kağıttan okuyacağım. Arapça kökenli olan niyet, sözlükte genel olarak yönelmek ve sevk eden anlamlarına gelir. Yönelmek, ileride olan bir eyleme ilişkin olduğunda azim olarak adlandırılırken, eylemle beraber olduğunda ise kast olarak isimlendirilir. Buna göre niyetin azim, kast ve sevk eden olmak üzere üç anlamı ön plana çıkar. Biz bu sunumda niyetin bu anlamlarını göz önünde bulundurarak, genel olarak Gazzali'nin niyet anlayışını, özel olarak ise bu anlayış çerçevesinde kişinin yaptığı eylemlerden ahlaki açıdan sorumlu olduğu fikrini gündeme getireceğiz. Bunun için öncelikle Gazzali'nin niyet eden varlık olarak gördüğü insanı irade sahibi olması yönüyle ele alacağız. Daha sonra niyetin kişinin gerçekleştirdiği eylemlerin ahlaki sorumluluğunu üstlenmedeki fonksiyonuna değineceğiz. Son olarak Ebu Hamid'in düşüncesinde niyetin muhatap ve mükellef olan kişinin bir gaye ile eyleme yönelerek onun sonuçlarını üstlenmesi şeklinde anlaşılabileceğini iddia edeceğiz. Gazzali genel olarak insanın diğer canlılarla ortak olan beden ve onlardan farklı yönünü oluşturan ruhtan müteşekkil olduğunu belirtir. Ona göre insan ilk yönüyle ahlak dışı bir varlık iken ikinci yönüyle akıl sahibi olmakta ve bu yüzden ahlaki açıdan yaptıklarından sorumlu olmaktadır. Bu itibarla insan hem kendisi hem eşyanın hakikati ve hem de Allah'ın hakkında bir bilince sahiptir. Ancak bu niteliğiyle artık değişmez, sabit bir varlık değil, olsa olsa bir hamle varlığıdır. Onun üstün ahlaki hayatı da bu hamle sonucunda gündeme gelmektedir. Gazzali insanın özgür irade sorununu farklı boyutları ile tartıştıktan sonra nihayetinde özgür iradenin Allah tarafından yaratılarak insana verildiği sonucuna varır. Buna göre insan zorunlu olarak özgür irade sahibi olur. Bu da kişiye eylemlerini özgür olarak gerçekleştirme imkanı verir. Gazzali eylemde bulunma özgürlüğünden dolayı kişinin yaptıklarından sorumlu varlık olduğunu belirtir. Ona göre kişinin bu özelliği mutlak varlık karşısında onu muhatap kılmıştır. Kişinin muhataplığı doğal olarak onu yaptıklarından sorumlu, dini terminoloji ile ifade edilirse mükellef yapmıştır. Gazzali, kişinin fıtraten sahip olduklarını gerçekleştirebilmesi için eylemde bulunması gerektiğini belirtmektedir. Bununla bağlantılı olarak Gazzali fiilleri genel olarak üçe ayırmaktadır. Bunlar 1- tabi olan fiiller, insanın bedeniyle suyun üzerinde durduğunda suyun dalgalanması, güneşin aydınlatması, ateşin ısıtması gibi. 2. Zorunlu olan fiiller, kişinin iradesiz gerçekleştirdiği biyolojik ve mekanik olan fiiller. 3. Akli ve iradi olan fiiller, yazmak, yürümek ve konuşmak gibi kişinin sorumluluk taşıdığı eylemlerdir. Gazzali'ye göre kişinin Allah karşısında mutlak olarak sorumluluk taşıdığı eylemler bunlardır. O, amel yani bilinçli olarak yapılan eylemlerden daima bunu kasteder. Gazzali zorunlu fiillerin öncesinde irade ve bilginin olmadığı, bunun için engellenemediklerini belirtir. Buna karşın iradi eylemlerin ise marife ve seçimden sonra gerçekleştiklerini vurgular. Ebu Hamid, bu şekilde kişilerin irade olarak yaptıkları eylemden sorumlu olabilmeleri için onun faili olması gerektiğine işaret eder ve detaylı olarak bir kişinin yaptığı eylemlerden nasıl sorumlu olabileceğini, faili olabileceğinden bahseder. Özet olarak burada Gazali'nin vurguladığı şeylerden bir tanesi, kişiyi harekete geçiren onun eylemlere karşı olan nuzul, eğilimleri olmaktadır. Bunların da kaynağı temel olarak şehvet gücü ve gazap gücü olarak nitelendirdiği iki temel olmaktadır. Şehvet, zorunlu ve yararlı olma açısından hayal ettiği nesnelerden haz almak üzere hareket etmeyi sağlarken, gazap gücü ise zararlı veya ifsat edici olması açısından hayal edilen şeye üstün gelmek için o yönde hareket etmeyi sağlamaktadır şeklinde tanımlamaktadır. Kişi bir eksikliği def etmek veya başına gelecek bir belayı def etmek amacıyla zihninde oluşan bilgiyle şehvet ve gazap güçlerini harekete geçirerek eyleme yönelir. Kişinin belirlediği bir gaye için bilinçli olarak eylemde bulunması Ebu Hamid tarafından irade olarak nitelendirilir. Buna göre irade kişinin şimdi veya gelecekteki bir amacına uygun olan şeye yönelmesi anlamına gelir.
Ancak Gazali, kişinin amacına uygun olana yönelmesinin hayvanların irade eylemlerinden farklı olduğunu özellikle vurgular. Ona göre kişinin eylemleri sadece onun istek ve heveslerine uymamakta, bazen bunların tersi yönde de olabilmektedir. Bu bilinçlilik hali kişiyi yaptıklarından sorumlu tutulmasına neden olmaktadır. Ona göre bilinçli eylemler zorunlu olarak ilim, irade ve kudreti içermektedir. Bunun için kişinin eyleme yönelebilmesi için zorunlu olarak eyleme ilişkin belirli bilgiye sahip olması gerekir. Bu bilgi de kişide bir gayenin oluşmasını sağlar. İrade kişinin gayesine yönelimi iken kudret uzuvları ile onu gerçekleştirme anlamına gelir. Bunların tümünü harekete geçiren kişinin ihtiyaçlarıdır. Böylece kişinin eylemi gerçekleştirme süreci ihtiyaç, ilim, irade, kudret şeklinde olmaktadır. Kişinin irade eylemlerinden bahsetmek demek doğal olarak onun tercihlerini gündeme getirir. Yani ihtiyarı gündeme getirir. Kişi aklıyla eylemi gerçekleştirmeden önce sonuçlarına dair hükümler verir. Bu hükümler kendisine menfaat sağlayan eylemlere ilişkin olabileceği gibi kendisini zarardan koruyanlara yönelik de olabilmektedir. Kişi eylemi gerçekleştirme kararlılığına sahip olduğunda var olan çoklu seçenekleri teke indirerek eylemi tercih etmektedir. Gazali'ye göre kişinin kendisine yarar getireceğine veya kendisini zarardan koruyacağına inandığı şeyi elde etmek için çoklu iradesini teke indirmesi ihtiyar olarak isimlendirilmektedir. Onun düşüncesinde ihtiyari eylemler daima kişinin bilinçli ve özgür bir irade ile gerçekleştirdiği eylemler anlamına gelir. Bu yönüyle bakıldığında ihtiyar iradenin özel bir hali olmaktadır. Kişi bu şekilde eylem sürecine aktif katılarak eylemin sorumluluğunu üstlenmiş olmakta, bunun sonucunda gerçekleştirdiklerinden mesul olmaktadır. Ahlak anlayışını süreden dolayı geçiyorum. Burada önemli olan kişinin ahlaki olarak yaptığı eylemlerden neden sorumlu olacağını, bunu niyet bağlamında Gazali ele almakta. O genel olarak başta da söylediğimiz gibi niyeti genel 3 anlamda anlamlandırıyor. Biri yönelmek, yönelmeyi irade, özür dilerim, yönelmeyi kast ve azim olarak ikiye ayırıyor. Diğeri de kişiyi eyleme sevk eden, yani gayesi anlamında. Öncelikle o kişinin eyleme yönelmesi anlamında neden eylemden sorumlu neden eylemden sorumlu olduğunu gündeme getiriyor. Gazali, kişinin bir anlık aklına gelen fikirlerin veya bir düşünceden başka bir düşünceye geçmenin niyet olmadığını belirtir. Ona göre kişiyi eyleme sevk eden arzunun kuvvetli olması gerekir. Bunun için Gazali, kişinin aklına gelen her fikrin niyet olarak nitelendirmemesi gerektiğini belirtir. Bu konuda insanların yanlış bilgi sahibi olduğunu belirterek niyetin cahil insanların ders, yemek veya ticaret esnasında kendi kendine Allah için derse, yemeğe veya ticarete niyet ettim sözlerinden öte bir şey olduğunu vurgular. Ona göre niyet şu anda veya gelecekte faydalı olduğuna inandığı şeye kişinin gönlünün meyli ve yönelmesi olan irade anlamına gelmektedir. Gazali niyeti iradeyi tanımladığı gibi tanımlasa da onun iradenin özel bir hali olduğunu ve sadece iradeden ibaret olmadığını özellikle vurgulamaktadır. Buna göre niyet iradenin alt anlamlarından biri olmaktadır. Ayrıca ona göre kişinin niyeti kişinin iradesinin yanında kalbin eyleme geçirilmek istenene olan meyli anlamına da gelir. Kişinin bu isteği kalp veya zahir dille söylemeksizin oluşur. Gazali bu meylin kişinin doğasından kaynaklandığını belirtir. Buna göre kişinin nefsinde onu eylemi gerçekleştirmeye iten kuvvetli eğilimler niyeti olmaktadır. Gazali bunu cihada giden kuvvetli olan mal toplama, Allah rızası için ve benzeri eğilimlerden kuvvetli olanın onun niyeti olduğunu vurgulayarak kişiyi eylemi gerçekleştirmeye sevk eden eğilimlerin niyet olduğunu belirtir. Gazali, kişinin eyleme ilişkin olan zihinsel sürecinin genel olarak 4 aşamadan oluştuğu görüşündedir. Bunlardan ilki olan hatır veya hadisi nefs aşamasında kişinin zihnine bir şey doğar veya kişi bir şeyi hatırlar. Gazali örneğiyle ifade edilirse bu aşamada sanki kişi arkasına dönse bir kadını görecekmiş gibi kalbine onun sureti doğar.
İkinci olan rağbet ve meyilde insan doğasının bir sonucu olarak önceki aşamada kalbe doğan hatıralara karşı kişinin arzusunun harekete geçtiği aşamadır. Gazali'nin örneğiyle ifade edilirse zihne doğan kadın suretine bakma yönünde arzunun harekete geçmesi şeklinde tamamen duygusal ve tabii bir ilgi olur. Gazali bu aşamayı insan doğasından kaynaklandığı için meyli tabii olarak isimlendirir. Üçüncü olan hüküm aşamasında ise kişi önce zihninde tasavvur ettiği, sonra da doğası gereği ona karşı oluşan ilgi ve arzularının sonucunda eylemin gerçekleşmesine karar verir. Kişi eyleme ilişkin kesin olmayan bir hükme varmadığından dolayı Gazali tarafından bu aşama itikat olarak isimlendirilir. Ancak bu aşamada kişinin inanç, duygu ve kanaatleri çatışma halinde olduğundan onun eylemi gerçekleştirmek için mutlak olarak bir kararlılık sahibi olduğu söylenemez. Gazali'nin örneğiyle devam edersek, kişinin nefsinde oluşan kadına bakmak arzusu, utanma, korku, çekingenlik gibi daha başka duygular veya düşünüp taşınma şeklindeki akli bir faaliyetin sonucunda gerçekleşmeyebilir. Son olarak, yani dördüncüsü, niyet aşamasında kişi eylemi gerçekleştirmek için kesin karar verir. Bu aşamada herhangi bir engelle karşılaşılmadığında eylem gerçekleştirilir. Gazali'nin örneğini sürdürürsek, kişinin kalbine bir hatır olarak doğan kadına bakma sureti, kişinin ilgi ve arzusunu ona yönelmekte ve arkasına bakmak için bir yargıya varmaktadır. Bu yargı, olumlu, kişinin zihninde oluşan ilk aşama olan hatır canlı olduğunda ve herhangi bir engel olmadığında, kişi arkasındaki kadını görmek arzusuyla arkasına döner ve ona bakar. Bu şekilde eylem gerçekleşir. Gazali'ye göre ilk iki aşamada eylemlerden sorumlu değildir. Çünkü bunlar insanların ihtiyarında değildir. Peygamberimizin benim ümmetimin zihninde geçen şeylerden dolayı onları söylemedikçe, yapmadıkça bağışlanmıştır buyurmakla bunu kasteder. Ayrıca kişinin bundan sorumlu olması teklifi ma la yutak olur. Üçüncü aşamada ise kişinin eyleme ilişkin hükmü irade olabileceği gibi irade dışı da olabilir. Şayet kişi eylemi düşünüp taşınma sonucunda vermiş ise sorumludur. Aksine gelişi güzel verildiyse mesul değildir. Ona göre gelişi güzel verilenler sadece kişinin kendi arzusu ve temennisi olduklarından gayri ihtiyaridir. Son aşamada ise niyetine bağlı olarak kişi eylemin sorumluluğunu üstlenir. Şayet kişi eyleme karar verdikten sonra onu iyi bir niyet sonucu yapmamaya karar verirse karşılığında sevap bile alır. Çünkü Gazali'ye göre bu aşamaya gelmiş olan bir iradeden vazgeçmek çaba ister. Eğer kararlı ise ve kendisi dışında olan bir engelden ötürü yapamıyor ise eylemi gerçekleşmiş gibi günah kazanır. Gazali, kişinin azmedip de yapamadığı eylemlerden sorumlu olduğu görüşündedir. O, peygamberin hadisleri ile bu görüşlerini destekler. Ona göre kişinin eylemlere azmetmesi, eylemlerin sorumluluğunu yüklenmesi için yeterli olur. Ebu Hamid'in vakti giren namazı eda etmeye azmeden kişinin vakit çıkmadan ölmesi durumunda ondan sorumlu tutulamayacağını ifade etmesi bu görüşünün bir doğal sonucu olarak yorumlanabilir. Gazali, kişinin eylemi kendisine fayda sağlayacağına veya onu bir zarardan koruyacağına inandığı bir gayeye uygun olarak gerçekleştiğini belirtir. Başka bir ifadeyle, kişiyi eyleme sürükleyen onun niyet ettiği amacı maksadıdır. Gazali, amacı yapan açısından bir şeyin yapılmamasına yönelik kılan şeyden ibaret olduğunu ifade eder. Buna göre gayenin varlığı kendisi için yokluğundan daha fazla anlama sahip olur. Ona göre kişiyi eyleme sürükleyen gaye bir olabileceği gibi birden fazla olabilir. O, kişiyi eyleme sürükleyen sebepleri, ki bu da onu eylemi gerçekleştirmeye iten gayedir, tek ve birden çok olması durumuna bağlı olarak sınıflandırır. Gazali, eylemi gerçekleştirmeye sürükleyen gayenin bir veya birden çok olma durumuna bağlı olarak iki temel gruba ayırır. O, bunlardan ilkinin kişinin niyetinin tek olmasından dolayı ihlas olarak nitelendirir. Örneğin, aslanı gören kişinin ondan kaçması sadece ondan kurtulmak maksadıyla olduğundan ihlaslı bir amel olarak kabul edilir. Çünkü kişiyi eyleme sürükleyen gaye, örneğimizde olduğu gibi sadece aslandan kaçmaktır.
Gazali ikinci grubu kişiyi eyleme sürükleyen gayelerin birden çok olmasını kendi içerisinde üç kısma ayırır. O bunlardan ilkinin her biri tek başına yeterli olan gayelerin bir araya gelmesi sonucunda gerçekleşen eylemleri sayar. Buna göre hem fakir hem de akrabası olan kişiye zengin birinin sadaka vermesi örneğini bunu örneğiyle anlatır. Ona göre zengin olan kişi sadakayı bu iki durumdan biri fakirlik ve akrabalık olması halinde bile verecektir. Yani kişinin fakir olması veya zengin olan akrabası olması zenginin ona yardım etmesi için tek başına yeterli sebep olur. Başka bir yerde ise iki kişinin yalnız olarak kaldırabilecekleri taşları birlikte taşımaya benzetir. Gazali bu tür gaye ile yapılan eylemleri nedenlerde ortaklık olarak nitelendirir. İkincisi ise kişiyi eyleme sevk etmeye tek başına yeterli olmayan gayelerin bir araya gelmesi sonucu oluşan amelleri sayar. Bunu zengin olan bir kişinin fakir ve akrabası olan birisine bu iki özelliği birlikte taşıdığından dolayı zekat verme örneğini verir. Şayet bu kişi zengin olanın akrabası ve fakir olmazsa zengin olan kişi ona zekat vermeyecektir. Fakir olan kişiye zekat vermek ve akrabası olan kişiye yardım etmek gayesinin her ikisi birleşerek zengin adamı eylemde bulunmaya, zekat vermeye sevk etmektedir. Gazali iki zayıf adamın yalnız olarak kaldıramadıkları bir taşı beraber taşımalarına benzetmektedir. Bunlardan biri tek başına eylemi gerçekleştirmesi için yeterli sebep olmadığından Gazali bu tür gaye ile yapılan eylemleri ortak eylemler olarak isimlendirir. Son olarak Gazali kişiyi eylemde bulunmaya sevk eden gayelerden birinin tek başına yeterli olması ancak diğerlerinin ise eylemi gerçekleştirilmesine kolaylaştırıcı bir katkıda bulunmalarını zikreder. Örneğin hem fakir olan hem de akrabası olan kişiye zengin birinin fakirliğinden dolayı yardım etmesi. Ancak fakir olan kişinin zengin olanın akrabası olması ona yardım etmede kolaylaştırıcı bir rol oynar. Başka bir yerde ise tek başına bir taşı kaldırabilen adama kolay kaldırsın diye zayıf adamın yardım etmesine benzetir. Gazali bu tür gaye ile yapılan eylemleri yardımlaşma eylemleri olarak nitelendirir. Gazali ister tek gaye ile olsun isterse birden çok gayenin bir araya gelmesiyle olsun kişinin bütün eylemlerinin nihayetinde bir gaye ile gerçekleştiğini belirtir. Gazali'nin dilinde bir veya birden fazla gaye ile yapılan eylemlere teşvik eden saikin kendisi kişinin niyeti olur. Buna göre kişinin bir gaye ile yaptığı eylemler niyetli eylemlerdir. Nitekim yukarıda dört çeşit gaye sonucunda ortaya çıkan eylemlerin her biri bilinçli bir yönelim ile gerçekleştiklerine atfen amel olarak nitelendirilir. Ona göre kişinin ameline değer katan da onun eylemi gerçekleştirme niyeti olur. Gazali, kişinin gaye açısından ahlaki olarak eylemlerinden sorumlu olduklarını belirtir. O, bu sorumluluğu dini terminoloji ile ifade eder. Ona göre kişinin sadece Allah rızası için bir eylemi gerçekleştirme anlamındaki ihlas gayesi ile yaptığı eylemler ahlaki açıdan ifade edilirse iyi olurken, bunun dışında bir gaye ile yapılan eylemler ise kötüdür. Ancak Allah rızası ve diğer gayelerin birlikte sevk ettiği eylemler ise daha çok olana göre hüküm verilir. Başka bir ifadeyle Allah rızasının ön planda olduğu eylemler ahlaki açıdan iyiye, diğerlerinin ağırlıklı olduklarında kötüye yorumlanabilir. Gazali'nin bu görüşünden yola çıkarak kişiyi eyleme sevk eden gaye anlamındaki niyet ahlaka konu olur. Kişiyi eyleme sevk eden gayenin kendisi ahlaki açıdan iyi olduğunda eylemin de bu şekilde yorumlanmasına sebep olur. Ancak kötü olduğunda eylem mutlak olarak kötüdür. İkisinin bir arada olduğu eylemlerde ise çoğunluğa göre hüküm verilir. Gazali sadece iyi niyetin eylemi ahlaki açıdan değerli kıldığı sonucunu kabul etmez. O iyi niyet kadar eylemin kendisinin de ahlaki açıdan doğru olması gerektiği düşüncesindedir. İmam Gazali, kişinin yapabileceği bütün eylemleri Allah emrettiği için kişinin mutlaka yapması gereken taat, nehyettiği için sakınması gereken masiyet ve kişinin seçimine bağlı olan mübah olmak üzere üç kısma ayırır. Ona göre niyet, taat ve mübah olan eylemlerle ilgili olur. Gazali niyetin Allah'ın yasakladıkları anlamında olan masiyatı meşru hale getirme yönüyle hiçbir tesir etmediğini ve sadece sahih niyet ile onların meşru olamayacağını ifade eder. Gazali'nin kişinin yapmak zorunda oldukları anlamındaki taatin Allah katında kabul olması için
sahih bir niyete ihtiyaç duyulduğunu belirtir. Ona göre kişinin niyetteki bilinçlilik hali gerçekleştirilecek eylemi etkiler. Başka bir ifadeyle kişi eyleme dair bilgisini artırarak ona ilişkin tutumunu çeşitlendirmekte ve buna bağlı olarak niyetini çeşitlendirebilme imkanına sahip olmaktadır. Gazali Allah'ın yasakladıkları anlamındaki masiyata sadece sahih niyetin eylemi meşrulaştırma yönüyle tesir etmediğini belirtir. Kişinin gerçekleştireceği eyleme dair bilgi sahibi olması gerektiğini ifade eder. Ayrıca sadece sahih niyetin masiyatı meşrulaştırmaması, Gazali'nin insanı ruh ve bedenden oluşan bir varlık olarak kabul etmesi anlayışıyla uyumlu gözükmektedir. İnsanın iki yönlü olması gibi onun eylemleri de niyet ve amellerden oluşmaktadır. Bunun için ikisinin de sahih olması gerekir. Gazali son olarak kişinin yapıp yapmama konusunda özgür olması anlamındaki mübahatta niyetin etkili olduğunu belirtir. Bu tür ibadetlerde taatta olduğu gibi niyet kişinin bilinçlilik düzeyine uygun olarak çeşitlendirilebilmektedir. Gazali'ye göre kişi mübah olan eylemleri sahih bir niyetle ibadete dönüştürerek Allah'a yaklaşılabilmektedir. Sonuç olarak Gazali niyeti yönelmek ve sevk eden anlamlarında kullanır. Yönelmek de eylemle olan ilişkisine göre azim ve kas manalarına gelir. Niyetin bu üç anlamında da kişi eylemin sorumluluğunu üstlenmekte ve ahlaki açıdan ondan mesul olur. O halde Gazali'nin düşüncesinde niyet, muhatap ve mükellef olan kişinin bir gaye ile eylemlere yönelerek onun sonuçlarını üstlenmesi olarak anlaşılabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Varsa. Arkadaşlar yorulmuştur, ben konuşayım. Hocam hızlı okudum herhalde heyecandan dolayı. Özür dilerim arkadaşlar. Yok estağfurullah. Ben çok hoşuma gitti. Ben dinledim yani. Teşekkür ederim hocam. Ben kendi adıma konuşuyorum. Niyetim kendimle ilgili acaba herhalde. Şimdi enteresan bir şekilde yani soruların üçüne de cevap verecek bir şey çıkmış kompozisyon. Fakat bir şey üzerinde durmak isterim ben. Bir şey gösteriyor yani Gazali'nin tartışmaları. Biraz da bu zannediyorum felsefi gelenekle irtibatından yahut tasavvufun geldiği son kertten kaynaklanıyor. Psikolojik durum olarak niyet yüksüz bir şey. Değer yüklü değil. Anlatabildim mi? Yani aslında yani herhangi bir değer ifade etmiyor. Fiile değer veren şey niyeti de önceleyen taban olan yani ya da bir bütün olan bilinçlilik hali. Değil mi? Yani evet, değer, fiili ahlaki değerle katan o. Bu durum yani böylesi bir tahlilde niyet sadece iradenin bir aşamasına tekabül ettiği sürece ve yani niyet iradenin bir parçası olduğu sürece fiile değer gerçekten niyetten gelmiyor. Niyetin içeriğini oluşturan bilgiden geliyor. Böyle olduğu için de enteresan bir şekilde bunların tamamı bilincin bir tür işleyişine irca edilebilir gibi gözüküyor. Yani arkadaşlar hem Nail Hoca hem Nedim Hoca anlatırken kalp ilişkisini kurdular ya. Kalp zaten bilinci mahalle o. Bu iş yani bunu iddia edenlere göre. Yani bilen özne zaten bilgi şeyini kalpte taşıyor. Bilgi aktığını kalpte gerçekleştiriyor. Bu durumda niyet aslında değersiz. Değersiz derken yani değer taşıyan bir şey değil. Nötr bir şey. Yüksüz diyorlar anlatıcılar. Yüksüz. Bu yük niyet yani içeriğini tamamen bilinç halinden alıyor. Bu nedenle de niyet aslında ahlaki değere ahlaki değerin fiile ulaşmasında yalnızca şeyin iradenin diğer aşamalarında olduğu gibi bir kanaldan ibaret. Hani iyi niyet iyi amel, kötü niyet kötü amel. Kötü amel evet. Yoksa niyet olunca iyi, niyet olmadan kötü diye bir ayrım yok. Evet. Yani hocam katkı olsun diye söyleyeyim. Şimdi yaptığım okumalardan anladığım kadarıyla özellikle Gazali örneğinde ve son dönemde Müslüman düşünürler, Arap dünyasında da buna vurgu yapıyorlar. Kişinin aslında yaptığı bütün... Kim yapıyor Arap dünyasında? Arap kuramı mı? Yok hocam, bu özellikle innemel a'malu bin niyat hadisi etrafında yapılan yeni şerhlere baktığımda bunu daha çok gördüm. Aslında kişinin yaptığı bütün eylemler, bilinçli eylemleri bir niyeti taşımaktadır. Yani biz bir niyete binaen bir eylemi yapıyoruz. İster bu gaye anlamında olsun, ister bir yönelmek anlamında olsun. Önemli olan hem gayeyi hem de bu yöneldiğimiz eylemin ikisinin birden Allah rızası için uygun olmasıdır. Yani
Gaye derken kişi daha çok niyeti ihlas anlamında kullanıyorlar. Mesela İslam düşüncesine baktığımızda niyetin özellikle Gazali örneğinde gördüğümüzde ihlas gayenin tek olması demektir. Evet, yani şimdi şöyle bir şey var. Hı. Şimdi kant ahlakı ve genel olarak dini ahlaklar ekseriyetle niyetçi ahlaklar, vazifeci ahlaklar kategorisine dahilindir ahlak tarihçilerince. Aristoteles, Platon gibi Yunan'daki mutluluk ahlakları, İslam dünyasında bunun İbn-i Sina, Farabi, İbn-i Mesir'de gördüğümüz türevleri yahut işte yararcı, yani pragmatizm gibi ondan sonra hatta ta feminist eteğe kadar yani bu noktaya gelinceye kadar ki ahlaklar ise gayeci ahlaklar kategorisi değerlendirilir ekseriyetle. Yani onlar fiilin neticesinden çok, şey fiilin başlangıcından çok fiilin sonucuna dikkate alırlar. Niyeti merkeze aldığımızda fiilin sonunda ne olduğundan ziyade yani amel olarak onun ne olduğundan ziyade fiili güdüleyen ya da fiile kaynaklık eden bilginin kendisi dikkate alınır. Ya da o tercihin ya da içeriğin kendisi dikkate alınır. Gazali de sanki ivme niyet kavramından ya da niyetçi ahlak kavramından gayeci ahlak kavramına kaymış. Evet, ve evet. Daha İbn-i Sina'cı ve Farabici bir noktaya varmış. Yani ben biraz İbn Sina'yı da okumaya çalıştım hocam. Zaten o niyet yönelmek anlamında aldığında İbn Sina'dan almış onu. Hatır işte hadisün nefs itikat yani bunların gibi. Kaynağı İbn Sina olmuyor. Yok yok hocam. Yani şey anlamında söylüyorum. Açıklamam olarak. Bir de aslında Gazali şunu da söylemek gerekiyor. Sanki biz niyeti ihlasla beraber okuyoruz. Yani niyet ile ihlas gibi. Aslında Gazali'ye baktığımızda İhlas niyetin anlamlarından bir tanesidir sadece. Dörtler ayırıyordu hocam bunun. Bunlardan bir tanesi. Yani gayenin sadece Allah rızası için olması. Ahlaki açıdan baktığımızda şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Eğer biz bir şeyi hem Allah rızası için yapar isek hem de başka bir gaye ile yaparsak sizin hocama sorduğunuz o üçlü tasnifte. Evet. Biraz da Gazali'de bu örnek çıkıyor hocam. Yani o diyor ki eğer baskın olan Allah rızası için ise baskın olan Allah rızası içinse o tali olanlar eylemin kendisine bir zarar vermez. Dini anlamda. Örneğin diyelim ki ben hem Allah rızası için namaz kılıyorum hem de gösteriş için kılıyorum. Eğer baskın Allah rızası içinse amel kabul edilir Allah katında. Yani ben şöyle okudum. Ahlaki açıdan da baktığımızda eğer biz gayemiz, bizi eyleme sevk eden niyetimiz temel olarak ahlaki ise onu destekleyen diğerlerine bakılmaz. Yani ahlaki olarak eylemin kendisi ahlaki olarak kabul edilir. Marifet evet. Amellerin üstündür yani. Ona, sanki ben öyle biraz. Evet yani ona var yani. Ona verdim. Evet, zihinsel durumun kendisi belirli bir amelden üstün hale geliyor. Geliyor evet hocam. Bu enteresan bir şekilde ahlakı davranış olarak önemsizleştiriyor. Yani biraz. Bu tasavvufta muhtemelen ciddi soruna dönüşüyor ilerleyen aşamada. Bu defa mesela diyeyim ki ibadet marifetin yanında daha önemsiz bir forma düşecek. Bu sefer Gazali bir de belki bize şunu söyleyecek. Benim bakış açıma göre muhtemelen söyleyecek şey. Bir ibadet eylemin ahlaki olabilmesi için niyet kadar eylemin kendisinin de sahih olması gerekiyor. Yani bizim ahlaki olmayan bir eylemi iyi bir niyet ile onu ahlakileştiremeyiz. Ya da şunu söyleyelim. Haram olan ya da masiyet özelliğe sahip olan bir eylem istediğimiz kadar iyi niyetle yaparsak yapalım o sevap olmaz ya da mübaha dönüşmez. Hatta en başta bunu söylüyor. En başta da bunu özellikle de vurguluyor. Güzel. Bu hocam benim notlarımda şimdi gördüm de Gazali'nin bir tanımı var şöyle siz onu... Ya o Erbain'de geçiyor, anladım. Evet. Yani yok ben siz alınca yok metinde onu görünce ben. İzah eder misiniz farkını? El iradetü ba'isatü bil kudreti el minbaşte anil marife. Mal marife. Muhtemelen o Gazali'nin niyeti daha çok ihlas anlamında anlamlandırdığı tanımıdır. Yani bu benim aktardığım tanımda ise daha çok bütün eylemler için kullanıyor. Sanki İslam düşüncesinde ben edindiğim izlenim temel olarak Gazali'yi çalışırken niyet olarak Gazali çok yönlü bir adam yani çok bir de kavramları çok ilişkili olarak kullanıyor. Mesela bazen niyeti ihlas olarak kullanıyor, bazen irade olarak kullanıyor, bazen azim olarak kullanıyor. Biz onları yani ben okurken çok zorlanıyordum ilk başta onları ayırt etmek. Ta ki böyle biraz şimdi de ayırt etmekte zorlanıyorum da en azından bir şeyler sezinleniyor. Güzel.
Cemalettin, pardon. Ben şey soracağım. Bu niyetin hakikati olarak işte ilim, irade, kudretten falan bahsediyoruz. Bundan da bir gayeci ahlak konuşuyoruz ama mesela Sokratesçi bir ahlak veya işte entelektüelist bir ahlak böyle işte bilginin olduğu veya bilinçlilik durumunun olduğu bir yerde bir ahlak çıkacağına dair Gazali'nin baskın bir öğretisi yok gibi. Mesela cömertliğin iyi olduğuna dair bir bilgi, buna ilim diyeceksek ya Gazali'nin söylediği böyle bir şey herhalde. Biz de işte cömertliğe dair iyi bir niyet ortaya çıkarmayabilir. Yani bu çok kereti vaki olabilir yani. Evet. Yani bir iyi niyetin ortaya çıkması için bu üçü şart ama mesela iyi niyetin ortaya çıkması bunlarla ilgili değil herhalde bu konuda. Yani Gazali'de en azından böyle bir şey çıkmıyor gibi. Yok, bu zaten bilginin davranışı bu şekilde etkilemesi ancak bilgi hal olduğu zaman ortaya çıkar. Yani biraz önce Nedim Hoca'nın sunumunda onu konuşmuştuk. Şimdi belirli bir süreçten sonra bilginin tam olarak karaktere dönüşme durumundan bahsediyoruz. Karakter haline gelme durumu. Sokratik erdem var ya. Bu Aristoteles'i daha çok Sokratik'ten yani. Karaktere dönüşmesin bilginin. Evet. Yani yok şöyle, yani Aristoteles'te biraz daha orta bir davranış anlamında karaktere dönüşmesi söz konusu. Sokrates'te ruhun bilginin ta kendisi olması gibi, bizde yani tasavvufta hakkal yakine benzer bir şey var yani. Bilginin ta kendisi olması gibi bilgi ve erdem eşitleniyor artık. Evet. Yani aykırı davranmanın mümkün olmadığı bir bilgi türünden bahsediyor. Bu aslında biraz yani İslam düşüncesi geleneğinde işte tecerrüt kavramıyla zaman zaman ifade edilen felsefe geleneğinin tasavvufta yani haller ve makamlar bağlamında tartışılan bir şey. Yalnız şöyle bir yanlış anlaşılması benim söylediğim yani şuna sebebiyet vermek istemem. Şimdi gayeci ahlak teorilerinin ortak faydaları var ama faydacılıkla Aristotelesçilik arasında uçurum var. Evet. İkisi de gayeci fakat yani arada şey yok. Hani böyle neredeyse bağlantı yok, kesişme noktaları var yani o kadar. Yani çok farklı olabilir yani gayeci ahlak. Yani buradan şu soruyu soracağım. Yani Gazali'nin iyi niyetin nasıl ortaya çıkması gerektiği diye. Şimdi niyetler amellerden daha hayırlıdır açıklarken Gazali şey yapıyor, ikisi arasında işte niyet kalbin bir hali. Yani işte fiillerimiz de bedenin bir amelidir. Ama asıl olan böyle kalbin hallerini değiştirmek. Yani bu da aslında dünyayı sırt çevirip işte yüzünü ahirete dönmek gibi açıklıyor. Ama bu ikisi arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor. Yani bir niyeti sen bedenin bir ameli olarak gerçekleştiğinde o niyet gitgide böyle halis, böyle ihlaslı bir şey haline geliyor ve sen de meleke haline dönüşüyor yani. Hani bir niyet olacak, bu güçlü olmasına gerek yok. Sen onu yaptıkça, yani o fiil haline dönüştükçe, o sende bir ahlaka dönüşüyor. Davranış seni dönüştürüyor yani. Evet yani. Ama bunun başlangıcı yine iyi niyetten çıkıyor. Yani iyi niyet olmadığı takdirde o fiilin gerçekleşmesi de mümkün değil. Ama o iyi niyetin nasıl ortaya çıkacağıyla ilgili, mesela bir şey anlayamadım ben. Mesela insan bir şey bilecek, isteyecek, onu yapmaya işte gücü olacak. Ama yapmaya da bilir yani. Hani bu Gazali'nin açıklamasında nerede duruyor mesela niyet anlayışında? Yani benim anlayabildiğim kadarıyla şimdi Gazali havatırları dört kısma ayırıyor. Birincisi diyor Allah'ın mutlak olarak yarattığı havatır. İkincisi melekten gelen ilham. Üçüncüsü şeytandan gelen vesvese, dördüncüsü nefsin kendisinin insanın bir şeyler sevk etmesi. Tabii Allah'tan gelen havatırın iyi veya kötü olabileceğini söylüyor. Melekten gelen ilham ise mutlak olarak iyidir. Şeytanın vesvesi ise mutlak olarak kötüdür. Nefs konusunda kötüdür diyor. Ama orada bir sanki açık kapı aralıyor. Çünkü ben şeyi düşünmüştüm. Peki biz niyetin eğitilebilme imkanı var mı? Benim tezimin en önemli problemlerinden bir tanesi. Orada sanki Gazali şunu sizin söylediğiniz gibi az önce. Biz nefis, kişi kendisi iyi hallerde bulunarak, iyi eylemleri isteyerek, yani onun bir isteme özgürlüğü, iradesi vardır. Kendisi bunu kendisinde bir meleke haline getirebilir.
İşte bu kendisine bir hal olarak, kendisinde bir meleke olduğunda belirli bir süre sonra nefsin kendisi ona iyi davranışlarda bulunmayı öğütleyecek. Yani bunu söylüyor ama şey problemi var acaba, benim de tezde çözemediğim problemlerden bir tanesi, temel olan şeylerden bir tanesi. Çünkü ona göre insanın arzu güçleri olarak söylediği şehvi ve gazabi güçleri erken yaşlarda olgunlaşıyor, kişiyi esareti altına alıyor ve Gazali bunu, bu kişiyi artık hasta olarak nitelendiriyor. Aklı olgunlaşmaya başladığında, özellikle aklı nebevi akılla birleştirerek kişi kendisini iyi olan şekilde eğitmeye başlıyor ve nefsini temizleme arayışına giriyor. İşte bu benim işin doğrusu çözemediğim temel problemlerden bir tanesi de. Kişiyi buna sevk edecek olan nedir? Çünkü temelde bir eğitim değil, epistemoloji tartışması. Yani işte ben onu çözemedim. Bilemedi mi? Anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Cemalettin'in sorusu da epistemoloji tartışması yani var. Yani ahlaki iyi bilgisi temelde nasıl ortaya çıkıyor? Birinci aşamada, ikinci aşamada ahlaki iyi bilgisi eylemi nasıl etkiliyor? Şimdi ahlaki iyi bilgisinin eylemi nasıl etkilediğine çok kısa yoldan bir cevap verilebilir. Gazali'nin benimsediği teori bakımından. O da şu. Ruh her halükarda davranışlara nihai karar veren ve davranışları yönlendiren otorite. Yani bedenin hakimi ruh normalde. Ruh ise doğru bilgiyle donandığı zaman bir herhangi bir davranışında senin söylediğin anlamda iyi niyeti tespit edebilir. Yani iyi olanı tespit edebilir. Ruhun zaten özelliği bu. Eğer tartışmayı bir epistemoloji tartışmasına dönüştürüp de ruh iyi nereden biliyor sorusunu sorar isek, yani iyinin kaynağı ruhta nerededir diye sorar isek, o zaman şeye gitmemiz lazım. Yani evveli bilgilere, ondan sonra vahiy yoluyla gelen, intikal eden bilgilere, toplumdan aldığımız beşer bilgilere ve insan aklının bunları analiz etmesine varmamız lazım. Ama diyelim ki bilgiyi var kabul ettik. Bilgiyi var kabul ettikten sonra bilginin davranışı nasıl etkilediği tamamen akıl-beden çatışmasıyla ilgili. Bedendeki şehvet ve öfke güçlerinin kendi taleplerine, yani kendi arzularına, kendi hazlarına tatmin etmeye yönelmeleri, aklın bunlara uyup uymaması neticesinde ortaya çıkan bir tablo var. Neye göre belirlenir bu? Şimdi şehvet aşırı güçlü olduğunda öfke işe yaramayabilir. Şehvet aşırı güçlü olduğunda akıl işe yaramayabilir. Bunun için irade eğitimi burada devreye giriyor. Yani irade eğitimi diyorlar ya. İrade eğitimi aslında bilincin şehvet ve öfkenin talepleri karşısında dirençli olması demek. Yani bilincin buna karşı dirençli olması, organları yani şeyleri, güçleri yönlendirmesi demek. Bu durumda şeye varıyoruz. Yani aklın tercihen bir üstünlüğü olmadığı takdirde şehvet ve öfke karşısında, temelde şirk gücü karşısında tercihen bir yöneticilik üstünlüğü olmadığı takdirde hiçbir davranışın izahını yapamayız. Anlatabildim mi? İrade burada artık akli bir şeye dönüyor. Yani hayvani olmaktan çıkıyor, akli bir kavrama dönüyor. Hocam bulmuşken sorayım ben de. Hocam peki o... Sen konuşmuşsun Muhammed. Yok hocam, ben işin doğrusu biraz da tezimle ilgili biraz şey olacak da. Hocam mesela oradaki nebevi aklın fonksiyonu mu devreye giriyor o esnada, irade eğitimi esnasında? Çünkü, nebevi akıl eğer insanı yani, aşkın bir akılsa, evet, beni hocam, birey olarak, beni aşkın bir özneden, yani mesela benim dışımdaki Hazreti Peygamber'de olduğu gibi bir özneden bahsediyorsak, yahut nebevi akıl derken filozofların kastettiği anlamda daha metafizik bir özneden, faal akıl gibi ya da şeyin amirinin peygamberi gibi, peygamber aklı gibi, kutsi akıl gibi bir şeyden bahsediyorsak, bize intikale ancak bilginin, marifetin gelmesi şeklinde olur. Ya biz bunu haber yoluyla alırız. İşte peygamber fonksiyonu. Evet, evet. Tamam. Yani Sufiler burada ikinci bir yol iddia ediyorlar. Karşılaşma. Nazara. Evet. Yani karşılaşma iddia ediyorlar. Karşılaşmayı peygamberle sınırlı tutmuyorlar. Allah'a kadar ulaştırıyorlar. Yani Allah'tan, yani Allah her gece kulunun kalbine, dünya semasına, yani kalbine tenezzül eder ve onu yönlendirir, ona bilgi aktarır diyorlar. Yani tasavvufi epistemoloji şeyi buradan çıkıyor. Batınilikteki imam hüccet meselesi de buradan çıkıyor. Yani hüccet, imamın kendisine tenezzül ettiği kimse. Yani bilginin nazil olduğu kimse. Eşari kelamında buna zemin hazırlamıyor mu? Eşari kelamında buna yol var. Eşari kelam sadece bunun sistemleştirilemeyeceğini düşünüyor.
Yani böyle bir şey sistemleştiremeyiz. Allah'ın kudreti bakımından, hatta rivayetler, Hazreti Peygamberlerin durumları gösteriyor ki, sahabenin durumları. Yani insanlar bunu yaşayabilirler. Yani rüyada görebilirler. Yani hakikati elde edebilirler. Yani sadık rüya olabilir. Lakin sistemleştirip bir yönteme bağladığımızda bu mesela diyelim ki söyledin ya sufiler şey dedim hocalarda. Niyeti bilme meselesi. Yani niyeti bilmeyi naifleştirip de ya insanın duygularını kontrol etme diye almaz da daha metafizik bir mana yüklersek bu nasıl sistemleştirilecek? Eşarilik burada çok kuşkulu. O yüzden mesela diyelim ki rüya hiç dikkate almıyorlar. Yani metafizik bilgide rüyayı dikkate almıyorlar. Halbuki rüyanın metafizik bilgiye kaynaklık edeceği konusunda çok sağlam hadisler ve Kur'an'da Yusuf kıssası var. Yani bunlar var. Yani metafizik derken gaybi bilgiye. Bunlar olduğu halde dikkate almıyor Eşari kelamı. Yöntem elverişli değil diye. Varsa daha vaktimiz var yani. 6.30'a kadar programa göre şey yaptık. Tecerrüt dedin ya hocam. Evet. Onun tecerrütle itibatlı ama. Adet, ibadet, nadeleri düşmesi veya adetlerin tercihinin ihlas demek olduğu anlatırken ilk anlatımlarında infida kelimesi kullanılıyor. Tabii. Kalp adat olarak kullanılıyor. Bir de iradeyi terk anlamı veriyorsun. Terk. İrade terktir. Evet. Neyi terktir? Adeti terktir, meniyatı terktir, nefsinin vesvesesi evet. Terktir vesaire. Ve bütün, hatta Arapçası şu an hatırlayamıyorum, bütün işlerin bu konuyla alakalı, bütün umurun kıvamı, milak diyor, özü halb-ül adattır. O infila veya hal kelimelerine atfedilen değerle, tecellit kelimesine atfedilen değer arasında bir ara zihnen bir sürekli kurmak istemiştim. Ağzı kalabilir ama ortaklaşabiliyorlar. Fena da aynı kelime. Tabii fena da aynı kelime. İnfilâ'ı sonradan miraç için de kullanıyorlar çünkü. Hmm. İnfilâ edince uruç ediyorsun. Tabii ya. Doğru ilişkisi var kelimeden. Yani her ikisi de tecerrüdün temel şeyi şu. Yani temel ilkesi ya da temel vermek istediği mesaj şu. Kişi bağımlılıklarından kurtulduğu ölçüde kendisi haline gelir. Yani tecerrüt bu demek. Neye bağımlı? Maddi dünyaya bağımlı. Bu bağımlılıklarda çünkü şimdi bağımlılıktan kurtulmanın iki anlamı var. Birincisi bizatihi o şeyden sıyrılmak. İkincisi de sıyrılmak suretiyle ona tahakküm edebilir hale gelmek. Şimdi sıyrılmak bu biliyorsun miraç meselesi de yeni platonculukta bundan vardır. Nüzul ve uruç. Yani uruç miraca tekabül eder gerçekten. Yani şeyden kurtularak maddi bağımlılıktan kurtulmak. Fakat bu bağımlılığı alışkanlık olarak anlamamak lazım biliyorsun. İmam Rabbani diyor ki en zor kurtuluş tecerrüt dört unsurdandır diyor. Tabii. Yani tecerrüdün böyle bir şeyi var yani o Japon filmlerinde, Çin filmlerinde olduğu gibi. Yani şeyden tam anlamıyla bir toprağa, suya ve havaya ateş de vardı. Bu dört unsura bağımlılıktan kurtulmak yani. Ruhun gerçek anlamda kendisiyle baş başa kalabilmesi ve bedene böylece tahakküm edebilmesi. Bu aynı zamanda tümelleşmek demek. Aynı zamanda tahliye demek. Adetlerden, alışkanlıklardan kurtulmadan olmuyor bu. Aynı zamanda tasfiye demek, nefisten gelen şehvet ve öfke gücünü oluşturduğu yapılardan kurtulmanca olmadığı için. Tasfiye, tahliye, tasavvuf diyorlar zaman zaman. Hepsi bu anlama geliyor. Terakki. Nasıl? Terakki. Terakki, yükseliş anlamında.